Peygamberimiz zamanında Temime binti Veb Rifa'a ile evlendi. Rifa'a ona mehir olarak bir bahçe vermişti. Mutlu bir evlilik hayatları vardı. Bir gün Rifa'a birkaç arkadaşıyla eve geldi. Temime eşinin arkadaşlarıyla beraberken şahit olduğu manzaradan sonra onun iyi bir koca olduğu konusunda şüphe duymaya başladı. Kendi kendine "Neden bu adama katlanıp hayatımı onunla harcayayım?" dedikten sonra eşiyle Peygamberimizin yanına giderek "Ya Resulallah, din konusunda eşimi ayıplamıyorum. Gerçekten dinini iyi yaşayan birisi ama hayatımı artık onunla devam ettirmek istemiyorum. İçimde ona karşı olan sevgim azaldı," dedi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem "Bahçesini geri verecek misin?" deyince o "Evet, vereceğim," dedi. Sonra Peygamberimiz Rifa'ya dönerek "Eşin artık seni istemiyor, boşanın," dedi. Boşandılar. Temime ibadetinden sonra süslenip püslendi. Başka biriyle evlenmek istiyordu. Abdullah bin Zübeyr ile evlendi. Ancak ilk kocasında bulabildiği şeyleri onda bulamadı. Temime hep ikisini kıyas ederdi. Aradan biraz zaman geçince Abdullah'ın yüzüne "Niye sen diğerleri gibi değilsin?" dedi. Bu ikinci kocanın cinsi yönden bir kısım eksiklikleri vardı. Abdullah kendine hakim olamayıp onu dövdü. Çünkü bir erkek karısı tarafından bu sözlerle eleştirilmeyi kabul edemezdi. Temime Hazreti Ayşe'nin yanına gidip durumunu şikayet ederek "Eşim bana kötü davranıyor. Yakışıklı olması maalesef beni aldattı," dedi. Temime'nin örtüsü yeşildi. Hazreti Ayşe'ye "Koluma bak," dedi. Hazreti Ayşe kolunun yeşil olduğunu görünce kötü dövüldüğünü anladı. Peygamberimiz eve dönmüş ve Temime'yi görmüştü. Temime "Ya Resulallah, eşimi şikayete geldim, beni dövüyor. Hem öyle bir dövüyor ki, örtüm mü daha yeşil, yoksa kollarım mı, anlayamıyorum," dedi. Sonra Peygamberimiz Abdullah'ı çağırdı. Abdullah çocuklarıyla birlikte geldi. Abdullah, "O geçimsiz biri. Herhalde eski eşini arzuluyor. Ben öncesinde evliydim. Çocuklarım önceki eşimden," dedi. Peygamberimiz, "Senin çocukların var ve onlara bakabiliyorsun," dedi. Sonra Temime'ye dönerek, "Rifa'ya dönmek istiyor musun?" diye sordu. Peygamberimiz onun hal ve hareketlerinden ilk eşini aradığını anladı. Ancak hüküm belliydi. Boşananlar tekrar evlenebilirler ancak tekrar evlenmeden önce kadın bir başka biriyle evlenip ondan boşanmalıdır. Temime bir bakıma hayatını artık şu anki kocasıyla devam ettirmek zorundaydı. Eşler sudan sebeple birbirlerine saygısızlık yapmamalı, aksine iyi yönlerini düşünüp kimseyle kıyaslamamalıdır. Sonuç olarak kanaatsizlik sahibine kayıp olarak döner. Ya eyyühellezine amenu la tettebi'u hutuvatişşeytan. وَمَنْ يَتَّبِعْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَى مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ أَبَدًا وَلَكِنَّ اللَّهَ يُزَكِّي مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ.